Evet, hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'ın adıyla, Allah izin verir ise 5 gün sürecek bir programın ilkini yapmaya başlıyoruz. Bu program Kur'an kaynaklı eşyanın tabiatı ile ilgili ana kavramların, yani insan hayatını, toplum hayatını düzene koyan ana kavramların anlatımı, açıklanması, örneklendirilmeye çalışılması ve her bir kavrama müteallik sorular sorulması ve o soruların cevaplandırılmaya çalışılmasıyla ilgili olacak ve bu süreç bu şekilde devam edecek. İlk konumuz fikir. Günlük hayatımızda, lisanımızda çokça kullandığımız, hemen herkesin bilir bilmez, tanımlayabilmez, herkesin dilinden düşürmediği, Türkçe karşılığı düşünce olan, Arapça aslı fikir diye tanımladığımız kelimenin ne manaya geldiği üzerinde durmakta yarar var. Çünkü hemen hemen bütün kavramlarımızı bu fikir kelimesi tanımıyla alakalandırarak tanımlamaya çalışıyor. Onunla ilgili olarak tanımaya ve kavramaya uğraşıyoruz. Bu itibarla fikri bir temel kavram olarak ele alıp onu tanımaya çalışmakta yarar gördük ve öncelik verdik. Kısaca eşya hakkındaki hükümdür diyoruz fikir için. Eşya nedir? Her şey. Felsefi bir deyim olarak eşya, şuradaki kitaptan, şu mikrofondan, bu masadan, bir insandan, ağaçtan, dünyadan, Allah'a kadar yaratılmış ve yaratılan her şey, her varlık, şey, bir diğer manası da yani eşit anlamda varlık olarak kullanılıyor. Gerek yaratan olsun bir varlıktır, gerekse yaratılan olsun o da bir varlıktır. Yani varlık, var olan şey, nesne bir diğer karşılığı da Türkçe'de. Yani olan şey, varlık kısaca. Buna biz eşya diyoruz. Özel anlamıyla eşya cansız şeyler için kullanılıyor ve çoğul olarak kullanılıyor. Fakat felsefi olarak yani düşünce alanında eşyanın anlamı var olan her şey eşyaya dahildir ve bir eşyadır, bir şeydir yani, bir varlıktır anlamında, bir nesnedir anlamında kullanılıyor. Bu anlamda eşya hakkındaki hükümdür diye tanımlıyoruz fikri. Yani var olan herhangi bir şey hakkında verdiğimiz hüküm, o şeye taalluk eden, o şeyin gerçeklerini ifade etmeye çalışan hükme fikir diyoruz. Örneğin, bu kitap ağırdır. Şu kitap bir nesne, bir şey ise ki öyledir. Bununla ilgili bir hüküm vermiş olduk. Nesiyle bunun fiziki özelliklerine taalluk eden bir hüküm. Yani ağırlık, hafiflik fizikle ilgili. İçindeki bilgilere taalluk eden bir şey olsa mesela bu kitap yol göstericidir şeklinde bir hüküm bu kitapla ilgili versek, o içinde insanlara verdiği bilgiler ile insanın önünü aydınlatan anlamında bir hüküm oluyor. Yani delalet ettiği mana fiziki özellikler değil, insanların eğrileri doğruları anlamasında, kavramasında onlara yol gösterici rol oynayan anlamındaki hükmü ifade ediyor. Mesela içki haramdır hükmü bir fikirdir içkiyle ilgili. Haram eşittir ateş, cehennem ateşine muadildir. Yani cehennem ateşinin ifadesidir. Dolayısıyla içki haramdır, yani içki eşittir cehennem ateşi. Öyleyse bu fikri bir Müslümanın kabul etmesi gerekir. Kabul edene zaten bu fikrin doğruluğuna teslim olmuş kişi anlamında Müslüman denilir. Örneklendirme açısından bunları vermeye çalışıyorum.
Fikrin meydana gelmesi için ne gibi unsurlar gereklidir? Fikrin tanımını sanıyorum yazdık. Eşya hakkındaki hükümdür diye. Üç kelimeden ibaret bir tanım. Kapsamlı bir tanım. Eskilerin deyimiyle bulunmaması gereken manayı bulundurmayan, bulunması gereken manaların da hepsini kendinde bulunduran bir tanım. Yani ağyarını mani, efradını cami dedikleri Osmanlıca kelimelerle böyle tarif ettikleri bir tanım. Bir fikrin meydana gelmesi için dört unsura ihtiyaç vardır. Bu dört unsurdan birincisi bunları kaydetmenizde, not almanızda büyük yarar var. Birinci unsur, üzerine hükmün taalluk ettiği şey, yani varlık. İkinci unsur, bu şeyin algılanılması. Beş duyudan herhangi biriyle o şeyi, varlığı algılama. Yani tatma duyusuyla, koklama duyusuyla, görme, dokunma, işitme duyularından herhangi biri veya birden daha fazlasıyla algılama. Üçüncü unsur dimağdır. Yani akıl dediğimiz, algıladıkları arasında mukayeseler yapabilen ve sonuca varma ameliyesini yürüten cihaza akıl veya dimağ diyoruz. Dördüncü unsur ise bir fikir meydana gelmesi için eski bilgi veya sabık malumat. Algılanılan ve hakkında hüküm verilecek şeyle ilgili eskiden edinilmiş bilgi. Doğru veya eğri, az veya çok eskiden edinilmiş bilginiz var ise şu anda algıladığınız şey ile ilgili, ancak işte bu dört unsurun varlığıyla fikir teşekkül edebilir. Fikrin doğrusu vardır, yanlışı vardır. Yani taalluk ettiği şeyin tabiatına uygun düşen hüküm halinde tecelli eden fikir olduğu gibi, taalluk ettiği şeyin tabiatına uygun düşmeyen, o tabiatı izah ve ifade edemeyen düşünce, fikir vardır. Buna da yanlış fikir deriz, diyoruz. Fikrin kaynağı itibariyle tasnifi yapılırsa, bir, aklın bizatihi kendinden çıkma fikir vardır. İki, akla ilka edilen fikir vardır ki buna vahiy deniliyor. Akla ilka edilen, ilka yani tohumlanılan, akla konulan anlamında. Peygamberler akla ilka edilen fikirlerin sahipleri ola gelmişlerdir. Yani akıllarına Allah tarafından fikir ilka edilmiştir ki işte o fikrin özel adı vahiydir. Vahiy eşyanın yaratıcısı tarafından insanlara göndereceği mesajı insanlar içinden seçtiği elçilere fısıldayan, aklına ilka eden varlık tarafından bildirilen fikre deniliyor vahiy. Vahyin Arapçada bir anlamı da fısıldama, söyleme, yani onun kafasına yerleştirme. Nitekim bir ayette de hatırlarsınız, sen dilini depreştirme, yani Cibril sana gelen vahyi öğretirken acele etme. Niye? Onu, yani bu gönderdiğimiz şeyi senin kalbine yerleştirme işini biz üzerimize aldık. Yani o bizim taahhüdümüzde. Bunu biz yapacağız. Sen unutursan onu unutmaz hale biz getireceğiz. Tekrar tekrar sana öğreteceğiz. Tekrar tekrar söyleteceğiz. O bakımdan yani bu şimdi söylüyor, bir daha söylemez filan gibi işte fırsat bu fırsat, öğrendim. Eğer öğrenmediysem kaçırdım gibi bir telaşa kapılma anlamında dilini depreştirme. Onu senin kalbine yerleştirecek olan biziz diyor. Demek fikir kaynağı itibariyle iki türlü. Yani dış görünüşü bakımından bir kaynak, yani insan aklı.
insan akıllından çıkıyor. Dış görünüşü itibariyle. Vahye de baksanız öyle, vahiy olmayan fikre de baksanız öyle. Ama onu muhtevası itibariyle incelediğinizde görüyorsunuz ki fikir bir, insanın kendi aklı, iki, o akıl fikre kaplık yapıyor. Yani Allah'ın fikri koyduğu bir kap rolünü oynuyor. Nitekim peygamberlere gönderilen vahiy yalnızca onların o vahyin, yani vahiy adı verilen fikrin teşekkülünde hiç dahli bulunmayan, yani rolü bulunmayan, rolü derken katkısı yok, yani çalışıp çabalaması ile edinmesi arasında bir ilişki yok. Zaten vahiy alma çalışıp çabalamayla alakalı bir iş değil. Bu itibarla bu şekilde algılanan fikir sahibi tarafından ancak elçiliği yapılan fikirdir. Yani kendisine ne diye verilmişse bu, hangi amaç için ulaştırılmışsa, insanlar, yani o kendisine vahiy gelen kişi diğer insanlara onu aynen ulaştırmak, eksiltmemek ve ziyadeleştirmemekle mükellefdir. Ve peygamberler de bildiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla hep bunu yapa gelen kimseler olmuşlardır. Fikrin doğru veya yanlış oluşu üzerinde, yani neden bir fikir yanlış olur? Neden bir fikir daha doğru olabilir? Veya daha doğru olabilmesi için bir fikrin nasıl olması, nelere riayet edilmesi gerekir? Bunlar üzerinde durmakta yarar var. Bir fikrin yanlış olmasıyla doğru olması hemen hemen aynı unsurların bulunup bulunmamasıyla alakalıdır. Örneğin şey üzerine hükmün taalluk edeceği şey, hakkında hüküm vereceğimiz şey, yani varlık, yoksa olmayan şey üzerinde algılama olmaz, dima, yani akıl yürütme olmaz, bir sabık malumat da olmaz. Dolayısıyla bu gibi şeyler, yani var olmayan şeyler üzerinde fikir yürütmenin bir diğer adına biz hayal veya kuruntu diyoruz. Bunlar gerçeği bulunmayan şeyler, varsayımlar, düşünceler filandır. O itibarla fikirden sayılmazlar. Çünkü hayalin üzerine taalluk ettiği bir şeyi yoktur. Yani varlığı yoktur. Bir fikir mutlak surette var olan bir şeyle alakalı olur. Olmayan şeyle alakalı fikir olmaz. Ona hayal veya kuruntu denilir. Felsefede de öyle söyleniyor. Bu bakımdan şeyin mutlaka olması lazım fikir olması için. İki, algılamanın sağlıklı yapılması lazım. Yani hakkında hüküm vereceğiniz, fikir serdedeceğiniz, diğer bir ifadeyle, şeyi gereği gibi algılamak zorundasınız. Yani onun, ondaki gerçeklerin tümünü öğrenmek, bilmek, beş duyudan herhangi biri veya birden çoğu ile hissetmek, dimağınıza aktarmak zorundasınız. Hani şunu şu şekilde bir cisim olarak görmekle iktifa etmemeli, ne olduğunu hakkında da bilgi edinmelisiniz. Yani bu sesi kaydeden veya bir başka yere ileten cihazdır şeklindeki bilginiz, bunun gerçeğine taalluk eden bilgi olduğu için, olacağı için şeyi tam algılamada size yardımcı olacak ana bilgilerden birini verir. Algılamanın yanlış olması, mesela aldanma, benzetme, tam görememe, yani şuradan birisi geçiyor varsayalım. Siz ya işte bir kadın mı geçti, erkek mi geçti, yani demek tam göremediniz. Yani görme duyusu ile o şuradan geçeni tam göremediyseniz cinsiyetini bile seçemiyorsunuz. Sonra yaşlı mı, genç mi, bilmem
hatta başka bir varlık mı onun bile farkında olamayabiliyorsunuz. Dolayısıyla sağlıklı bir şekilde gerçeğiyle, gerçeğine uygun olarak algılayamadığınız o şey hakkında hüküm verirken yanılma ihtimaliniz artıyor. Yani onun gerçeğini ifade edecek fikir serdedemiyorsunuz. O bakımdan algılamanın mutlaka sağlıklı yapılması, yani gerçeğin aynen algılanılması anlamında sağlıklı algılama diyoruz. Gerçeğin aynen algılanılmasını sağlamak lazım. Bunun için de duyuların bozuk olmaması lazım. Örneğin bir sesi algılayan kimsenin işitme organının iyi çalışması, iyi çalışıyor olması, yani bir arızanın, bir sağırlığın filan veya ağır işitmenin olmaması lazım. Sesle ilgili tanımlamaları, sesle ilgili fikirleri ona söyletirseniz, yani arızası olan, ses algılama organında arızası olan bir insana algıladığı ses hakkında fikrini sorarsanız, size karganın sesini çok güzel bülbül sesi diye tarif edebilir. Dolayısıyla da bu fikir yanlış olur. Yani bu hüküm, taalluk ettiği şey, yani sesle ilgili bu hüküm yanlış olur. Bu bakımdan mesela gözü iyi görmeyen bir insana, yani bak, başka bilgi de vermezseniz, işte bak gelinin Hatice gelmiş mesela dersen, o gözü az gören bir insan o kadını, yani Hatice ise Hatice olarak algılayabiliyor. Onunla ilgili gözünün iyi gördüğü zamanlardaki bilgileri de datasından ekranına gelir. Dolayısıyla daha sağlıklı fikir, daha gerçeğin ifadesi olan fikir vermesi, hüküm vermesi kolay olur. Aksi takdirde olmaz. Yani bakar, o kabaca görür. Yani gözü arızalıysa, yani net görmüyorsa, o kabaca görmeyle az Hatice'ye Ayşe der, Ayşe'ye bilmem Fadime der, her neyse. Yani dolayısıyla algılama yanlış olacağı için onunla ilgili olarak da yanlış fikirler, yanlış hükümler serdetmeye başlar. Mesela Hatice'yi Ayşe zannetmişse ne yapacak? Ayşe ile ilgili bilgiler Ayşe sözüyle birlikte hatırına geleceğinden bu sefer Hatice'ye Ayşe'nin annesi, işte annen nasıl, baban nasıl, işte şurayı şöyle ettiler mi, şu işi evi bitirdiler mi gibi, yani başkasına başkasıyla ilgili bilgiler sormaya başlar. Bu algılama yanlışlığının, algılamadaki aksaklığın ortaya çıkardığı yanlışlıktır. Bu bilgilerin, algılamanın da yanlış oluşu sonucu, kiminle ilgili fikir beyan ediyorsa, hüküm serdediyorsa, onların da yanlışlığı sonucunu kaçınılmaz olarak doğurur. Bu durumlara düşmemek için algılamanın sağlıklı olmasında büyük yarar var. Üçüncü unsur olan dima unsuru, yani akıl, muhakeme yürütme gücü de diyoruz buna. Biz biraz daha açıklığa kavuşturmakta yarar var. Yani nasıl muhakeme yürütülür? İnsan elindeki malumatı, yani bilgileri üretebilmek, çoğaltabilmek için daha evvelki bilgilerinden yararlanır. İnsanlığın elindeki, bunu da not etmenizde yarar var, bilgilerin tümü, dikkat edin Müslümanların demiyorum, yani insanlığın elindeki bilgilerin tümü şu üç kanaldan, şu üç yoldan edinilmiş bilgilerdir. Bir, üzerine taalluk ettiği bilginin, yani bilginin kendisiyle alakalı olan şeyin zatını, kendisini bizzat algılama sonucu teşekkül eden bilgiler. İki, bilgilerin üzerine taalluk ettiği şeyin kendisini değil, izini, eserini, onunla ilgili herhangi bir şeyi algılamak suretiyle teşekkül eden bilgiler. Üç, sadık haber veya doğru haber yoluyla teşekkül eden bilgiler diye üç ana yoldan edinildiğini anlatmamız mümkün olur ve bunun dışında bir başka yol da yok. Bunun dışında kuruntu var, rüya var, işte hayal var. Bunlar ise bilgi kaynağı değildirler.
Yani rüya kesinlikle bilgi kaynağı değildir. Hayal kesinlikle bilgi kaynağı değildir. Şimdi hayalin ne olduğunu iyi belirlemekte fayda var. Hayal şu demek de değil. Şimdi var olan şeyle ilgili bir takım tasarlar kuruyorsunuz. Yani bu şöyle de olabilir mi? Böyle olsa nasıl olurdu? Acaba şunu çıkarıp şunu eklesek şu hale gelir mi idi gibi düşünceler hayal değildir. Tasarlamadır. Gerçeği olan bir şeyle ilgili tasarlardır. Ki zaten yeni buluşlar da hep bu şekildeki tasarımların sonucu bulunmuştur. Başlangıçta hayal gibi gelir insana. Ama gerçek hayal tanımımızda taalluk ettiği şeyin zatı yani varlığı bulunmayan düşünceye hayal diyoruz. Dolayısıyla o konumuzun dışında. Ama gerçeği bulunan şeylerle ilgili muhtelif ihtimalleri düşünmek hayal değil. O düşüncenizi genişletmeye, muhtelif ihtimaller üretmeye verdiğimiz bir isim. Zaten o tür üretimler şunu şöyle yapsak mesela armuda kirazı aşılasak nasıl olur? Armut da bir gerçektir, kiraz da bir gerçektir. Bu ağaçların aşı kabul ederliği de bir gerçektir. Dolayısıyla yaparsınız ne olur bakalım ne olursa olana bakar görürsünüz. Aa yeni bir meyve çıktı hani Çin armudu diye dün bir armut getirdiniz ya bize. Görünüşüne bakıp da elma dememek mümkün değil. Yani aynen elma yuvarlak bir işte Starkinden'in sarı elmalara benziyor. Ama tadına bakıyorsunuz haza armut. Nasıl elde ettiler filan bilmiyoruz. Yani ama önemli olan şey şu. Yani bu tür tasarımlarla insan yeni bilgiler, yeni sonuçlar elde edebilir. Fakat mutlaka bu noktaya varabilmesi şeye bağlı. Yani üzerinde tefekkür ettiği, üzerinde tasarımlar kurduğu şeyin gerçeğinin bulunmasına bağlı. Gerçeği bulunmayan şeylerle ilgili kurulan şeyler kuruntu deniyor. Yani aslı olmayan şeyler. Öbürlerine tasarı. Tasarım. Yani böyle tasarlıyorum. Olur mu olmaz mı? Bakalım deneyip göreceğiz. Mesela su ile araba çalışır mı çalışmaz mı? Nasıl çalışır? Doğrudan doğruya su yanıcı bir madde olmadığı için, arabanın da yürümesi için yanıcı maddeye ihtiyaç duyulmasından dolayı doğrudan doğruya suyla araba çalışmaz. Ama işte tahliller sonucu bugün biliyoruz ki su, oksijen ve hidrojen isimli iki maddeden meydana geliyor. Oksijenin yanıcı yahut yakıcı, hangisiyse yanlış yapıyorsan düzeltin. Hidrojenin de tam tersi yanıcı olduğunu biliyoruz. Eğer su ile çalışmasını istediğimiz araba ya suyu koyduğumuzda öyle bir mekanizma meydana getirirsek ki o mekanizma suyu oksijen ve hidrojene ayırsın. Hidrojen ve oksijen haline dönüşmüş su artık suluktan çıkıyor. Bunun hidrojen yanıcı, oksijen de yakıcı rolünü, işlevini yerine getirtelim. Neyle getirteceksek o hale geldikten sonra kolay zaten iş. Ondan sonra deposunu suyla doldurduğunuz araba suyla çalışır. Kısaca ve genel adıyla suyla çalışır diyoruz. Aslında suyla çalışmıyor. Suyu meydana getiren ve tabiatında yanıcılık ve yakıcılık bulunan oksijen ve hidrojenle çalışır. Ama biz kabaca hani deposuna doğrudan koyduğumuz şeyin adı su olduğu için suyla çalışır diyoruz. Fakat suyu doğrudan dökersen çalışmaz. O koyduğum su suluğunu kaybedecek. Yani suluktan çıkacak neye? Hidrojen ve oksijene dönüşecek. Onlarla çalışır. Nitekim işte o fezaya gönderdikleri katı yakıtlı şeyler falan katı hidrojen. Yani hidrojeni basınçla bildiğim kadarıyla yanlış yapıyorsam genel bilgilerimi söylüyorum bu işlerin uzmanı falan değilim de genel bilgilerim var. Katılaştırıyorlar yani daha basınçla daha azı daha çok süre gidebilir
hale getiriyorlar ve onu yakıt olarak, katı yakıt olarak kullanıyorlar. Uzun süre de gidiyor, geliyor. Yani mesela başka türlü eğer o denli yoğun yakıt koymasalar aynı sonucu alamazlar. Yani depo olarak ekleyecekleri kısım herhalde o ana merkezin götürüp getiremeyeceği kadar büyük olması gerekir. O da işi mümkün olmaktan çıkarır. Ondan dolayı böyle şeylere başvuruyorlar. Evet. Bu arada belki eksik gibi görünen bir diğer şey var. İlk bilgi ne zaman edinildi? Yani dimağdan bahsettik. Bir de sabık malumat, yani geçmiş bilgi veya algıladığımız şeye taalluk eden, o şeyle ilgili eskiden edinilmiş. Yani onu algılamadan bir lahza önce de olsa daha önce edinilmiş bilgiye ihtiyacımız var. Bu bilgi olmadan bir fikir beyan etmek mümkün değil. Hatırlarsınız, şöyle örnekler verilir. Mesela köye bir şey gelmiş, jandarmanın jipi gelmiş filan veya bir jiple, ilk defa bir jip gitmiş jandarma. İşte yıllar önce, şimdi değil elbette. Köylü derler, o jipin önüne işte otla su koymuş. Yani ot götürmüş, bir de bir kapta su hani içsin. Çünkü üstünden o binit olarak oraya gitmiş. Üstünden inen adamları taşıdığına göre asırlardan beri onların bilgisi de, yani kendilerini taşıyan şeyin yiyeceği ve içeceği ihtiyacı olduğu. İşte at, katır, merkep neyse. Yani bu da madem ki binit bu adamları getirdi, bu da herhalde bir yiyeceğe, içeceğe ihtiyacı var. Şimdi jiple ilgili, yani motorun nasıl çalıştığı ile ilgili, motor denilen şeyle ilgili eskiden edinilmiş bilgi olmadığı için, bakın şey var, jip, şey, varlık. Algılama var, yani önlerinde görüyorlar, dokunabiliyorlar. Nimaları da var, yani köylü akılsız demek değil. Bazı şeyleri bilmeyen akılsız demek değil. Ama sabık bilgi yok. Yani motor nedir, nasıl çalışır, işte su mu içer veya suyu işte motorunu soğutmak için mi kullanır? Bu konuda hiçbir bilgisi yok. Onun için o taşıyıcı olarak tanıdığı diğer hayvanları nasıl su içiyor, nasıl ot yiyor, yani güç edinmek ve taşıyabilme işlevini yerine getirmek için onun gibi mütalaa ettiğinden, onun gibi düşündüğünden götürüp jipin önüne içmesi için su koyuyor ve yemesi için de ot. Bu yanılgı algıladığı şeyle ilgili daha önce edinilmiş bilgi yoksunluğunun sonucudur, kaçınılmaz sonucudur. Ama aynı insanlar daha evvel şu malumatı edinmiş olsaydı, yani bizim gibi yemek yemeyen hayvanlar gibi, mesela ot yemeyen, işte arpa yemeyen, su da içmeyen, fakat başka esaslarla çalışan, bundan dolayı bir güç üreten, işte o gücünden de insan ve yük naklinde istifade edilen motor diye bir araç var. İşte o motorun takıldığı şey araba da oluyor, işte yük de götürüyor, insan da götürüyor. Böyle bir bilgileri olsaydı o köylüler herhalde ot ve su götürme yerine, işte arabanın suyu yoksa su koyalım, yani radyatör su kaynattıysa suyunu şey yapalım. Ya işte benzini bitti mi, yağ var mı filan demeleri gerekirdi. Bu konuda bilgilerinin olmayışı, daha evvel aynı konuya benzeyen taşıtlık, binitlik yapan şeyini hayvanlar. O hayvanlara benzettiğinden götürüp önüne içmesi için su, yemesi için ot koyması sonucunu doğuruyor. İşte bu sabık bilginin, yani geçmişte edinilen bilginin yeni hakkında yeni hüküm vereceğiniz şeyle ilgili eskiden edinilmiş bilginiz yoksa hiçbir anlamı yoktur. Yani veremezsiniz. Ne kadar akıllı olursanız olun bir fikir veremezsiniz. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Mesela zaman zaman televizyonda bazı yarışmalarda filan bir şeyler yaparlardı. Mesela bir küçük bir şey parçası. Örneğin şunu şuradan çıkarıyor.
bunu gezdiriyor yarışmacılara. Diyor size göre bu ne? Birisi diyor dikiş makinesinin parçası, öbürü diyor hiç alakası olmayan başka bir şey. Bir mikrofonun bilmem nesi, bir iki bir arabanın bilmem nesi filan. Şimdi ait olduğu bütünden ayrılarak insanların tanımına sunulan şeyler, o bütünle birlikte o eşyayı tanımamış kimselerde bildikleri şeye benzetme şeklinde tecelli eder. Yani sabık malumatın bulunmayışı, zihinlerinde mevcut bilgilerden hangisini anımsatıyorsa onunla tanımlamaya çalışacaktır. Başka çaresi yoktur. Onlar da öyle yapıyor nitekim. Fakat ait olduğu bütün üzerinde o parçayı tanımak, tanımlamak, bu şudur diyebilmek çok daha kolay oluyor. Çünkü o bütünü tanıyorsanız, örneğin bir mikrofon nedir? İşte ses düzeninin bir parçasıdır. Bu ses düzeni işte amplifikatör, bilmem hoparlör, aradaki kablo, şudur budur, yani bir takım ana parçalardan oluşur. O düzenin bir parçasıdır diyorsunuz rahatlıkla. Demin dedik ki biz insanlığın elinde birikmiş bilginin tümü şu üç ana yoldan elde edilmiş bilgilerdir. Bir, şeyin zatını idrak yoluyla. İki, şeyin izini, eserini idrak yoluyla, yani algılama yoluyla. Üç, sadık haber yoluyla. Şeyin zatını idrak yoluyla edinilmiş bilgilere örnekler verelim. Örneğin şurada, sizler benim varlığımı, varlığımla ilgili fikrinizi zatımı algılayarak, ben de sizlerle ilgili bilgilerimi, zatınızı yani kendinizi, bizzat sizi algılayarak görüyorum işte. Örneğin istersen dokunabilirim. Yani sizin kendiniz önemli olan. Mesela şu makinenin varlığıyla, kameranın varlığıyla ilgili bilgim, kameranın zatını görüyorum. Zat kendi demek Türkçe. Kendini bizzat görüyorum. Yani çektiği filmi görerek de, mesela bir filmi seyrederek, örneğin şu karşı televizyon ekranında kendimi görerek şöyle söyleyebilirim. Bir kamera beni algılıyor olmalı ki ekranda ben kendimi seyrediyorum. Kamerayı görmüyorum. Örneğin kamera beni görüyor. Bu örnek de izimi, eserini algılamak suretiyle. Yani bir görüntü onu algılayana ihtiyaç duyurduğundan, algılayanı olmadığından vereni de olmaz. Daha canlı veya daha net örnek verelim. Mesela bir tarlada, bahçede tavşan izi görüyorsunuz. Sabahleyin gittiniz, baktınız tavşan veya kurt izi. Şimdi diyorsunuz ki işte sabaha karşı buradan bir tilki geçmiş. Veya iki tilki geçmiş. Nereden? İzinden. Yani ayak izlerinden biliyorsunuz. Veya efendim bilmem ne yatmış, yani hayvanlar, köpekler yatmış filan, çünkü beden izi var. O izler şeyin kendisi değil, kendisinden bir parça da değil, ama ona delalet eden, yani onun varlığını gösteren şeyler. Birçok şeyi insanlar şeyin zatını görerek, idrak ederek varlığı hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Ağaçtan denize, taştan kuşa, televizyondan bizzat kendisine varana kadar. Ama örneğin Allah başta olmak üzere birçok şeyi de izini, eserini, yani onun kendisini değil, bizzat zatını değil, onun varlığına delalet eden ama o olmayan şeyleri algılamak suretiyle varlıkları hakkında fikir sahibi oluyorlar. Mesela biz kainatta gördüğümüz tüm şeyleri şöyle mütalaa eder isek, bakıyoruz hiç bir şey kendi kendine olmuyor. Gerçekten hiçbir şey kendi kendine olmuyor. Örneğin suyun akması için mutlaka bir meyle ihtiyaç var. Yani şurada bir su çıkmışsa, çıkan su da taşıp durmuyorsa meyle ihtiyaç var. Fazlaca
taşıyorsa akacak, çukurunu dolduracak. Ondan sonra yer çekimine tabi olarak hep yukarıdan aşağı akar su, doğal halde. Bu onun tabiatının gereğidir. Başka açıklaması da yoktur bunun. Yapamazsınız da yani. Allah varlığı itibariyle hiçbir canlının kendisini görmediği, kendisine dokunamadığı, kendisini tadamadığı, yani beş duyuyu sırayla söylemek için bunları söylüyorum, kendisini işitemediği bir varlık. Ama yapıp tedbir ettiklerinden, yani bir düzene koyup o düzeni de sürdürdüklerinden çıkardığımız sonuç ile varlığı hakkında, artı birliği hakkında kesin kanaat sahibi olabildiğimiz varlıkların başında geliyor. Örneğin doğrudan hissedemediğimiz, doğrudan varlığını bilemediğimiz bir takım şeyler var. Mesela şu odada varsayalım ki bir radyoaktivite var. Herhangi bir şeyden yayılıyor. Biz fark edemiyoruz bunu. Yani doğrudan fark edemiyoruz. Bir elektronik cihaz, yani bu iş için yapılmış bekerel tespiti yapan bir cihazımız varsa o çırırık ediyor, mırırık ediyor, bir şeyler yapıyor. Yani onun varlığından bizi haberdar ediyor. Başka türlü beş duyumuzla bunu fark edemiyoruz. Ama mesela mutfaktaki gazı kaçak yapsa onun bir kokusu var, bilmem ne filan. O kokuyu fark ediyoruz, burnumuza geliyor ve diyoruz ki böyle bir daha şöyle hani yanılıyor muyum der gibi bir daha kokluyoruz. Bir de siz koklayın filan diyoruz. İştirak ediyoruz ki bir gaz kokusu var. Acaba mutfakta ocak mı açık? İşte tüp mü açık kaldı, bilmem ne filan diyor. Fark ediyoruz doğrudan. Fakat bir de bizdeki duyularla fark edemedim. Mesela radyo dalgaları var. Bunu ne gözümüzle fark edebiliyoruz, görebiliyoruz, ne kulağımızla işitebiliyoruz. Ancak araya cihazlar koymak suretiyle radyo dalgası denilen şeyin mevcudiyeti kendinden bizi haberdar ediyor. Yoksa haberiniz olmuyor. Yani asırlardan beri, eşya yaratıldığından beri radyo dalgaları var. Yani var olduğunu bulunduktan sonra görüyoruz. Ama hiç kimse o varlıktan haberdar değil. Mesela. Değilken işte bunun üzerinde çalışanların radyo dalgalarıyla sesleri başka yerlere iletmesi sonucunda herkesin haberi oluyor. Yani nasıl yürüdüğünden, nasıl olup bittiğinden haberi yoksa bile en azından yararlanıyor. Yani veriyor işte 30 mark, 20 mark bir radyo alıyor. Filan yerdeki radyoyu dinliyor, şuradaki yayını dinliyor, yararlanıyor ondan, faydalanıyor. Üçüncü olarak insanın fikir edinmesi sadık haber, yani doğru haber yoluyla oluyor. Sadık haber, yani doğru haber, sözüne güvenilir birisi tarafından verilen habere deniliyor kısaca. Yani mesela şimdi buraya birisi gelse dese ki ya işte aşağı kasabada köprüde bir kaza olmuş, işte iki kişi ölmüş, işte kaç araba birbirine girmiş, bir tır, bir üç taksi bilmem filan filan dese, biz de o adamın doğru sözlüğünü olduğuna inansak, ne kazayı görmüşüz, ne kırık çıkık, işte cam kırığı, öte beri boyaz filan filan, yani onun eseri diyelim. Teker izleri şu bu, yani kazanın olduğu yeri de görmemişiz. Bu ikisine rağmen eğer bu haberi bize getirenin sözlerinin doğruluğuna veya doğru sözlülüğüne inanıyorsak, yani o bugüne kadar bizde bu intiba bırakmışsa, bu kanaati bırakmışsa, edindirmişse, o zaman rahatlıkla bunu da biz ilmimize dahil ediyoruz. Tabii doğrudan doğruya değil, tahkik ederek. Nitekim Abdullah İbni Muhammed günün birinde, yıllardır çocukluktan beri arkadaşı olan Muhammed'e diyor ki, ey Muhammed diyor, Allah bana vahyediyor.
Yani vahiy gönderiyor. Allah'tan başka ilah olmadığı bana bildiriliyor ve benim de onun hem kulu hem de son elçisi olduğum bildiriliyor. Şunları da Allah bana bildirdi. Ne diyorsun? Şimdi bu bildirim yalnız Muhammed'in ifadesiyle sabit. Yani Cibril'i Ebu Bekir görmüş değil. Başkası da görmüş değil. Allah Cibril'i başkalarına gönderip haberiniz olsun işte arkadaşınız veya hemşehriniz Muhammed'i Allah elçi seçti diye bir haber de verdirmiyor. Cibril yalnız Muhammed'in kendisine geliyor. Ve görünüyor, görünmüyor. İşte bir takım rivayetler var. İşte falan kılığında gelmiş, şu bedevi kılığında, falan adam kılığında falan. Bunları geçersek yani yalnız Kur'an'a bakarsak bile Cibril diye bir elçi. Allah ile Muhammed arasındaki elçi. Onun adına Cibril deniyor. Diğer peygamber seçilenlerle Allah arasındaki elçiliği de yaptığı bilinen, Allah'ın bize bildirdiği için bildiğimiz elçi. Ve Muhammed günün birinde böyle söylüyor arkadaşı Ebu Bekir'e. Ebu Bekir ona şimdi bu haber yani Cibril'i görmüyor. Kendisine gelen vahiy işte o da bir Arapça söz. Yani işte şunları söylüyor. İzi eseri yok. Şeyi bizzat da algılamıyor Ebu Bekir. Üçüncü yol kalıyor. Yani sadık haber yolu. Bu yolla edinilmiş bilgi olduğunu anlıyoruz. Diyor ki arkadaşı Muhammed'e seni diyor ben küçüklükten beri tanıyorum. Herkesin iyiliğini isteyen, doğru sözlü, iyi niyetli, temiz bir insansın. Kimseyi aldattığın, ya beni hiç diyor aldatmadın, bana hiç yalan söylemedin. Ama başka birini aldattığın ya da başka birine yalan söylediğinle ilgili bir bilgin de yok. Mekke nihayet bir avuç bir yer. İnsanlar birbirini tanıyor. Dememiş ki hiç kimse, ya işte Muhammed için sen şöyle söylüyorsun ama o bildiğin gibi değil. Nasıl işte bana öyle bir kazık attı ki, yahut bana yalan söyledi, beni aldattı. Kimseden, diyor Ebu Bekir, bu tür bir söz de işitmiş değilim senin hakkında, seninle ilgili. Yani ne ben gördüm, ne bizzat ben şahit oldum, ne de şahit olan birini biliyorum. Yani kimse böyle bir şey söylemiyor. Çünkü özellikle küçük muhitlerde malumunuz insanlar birbirlerini tanırlar. Herkes herkesi tanımasa bile çok insan çok insanı daha yakından tanır. Çünkü ilişkiler küçük muhitlerde daha sıktır. Bir çarşıya çıksanız işte o kasabada oturan hemen herkesi o gün şehir dışına gitmemiş. Bağına, bostanına bilmem ne çıkmamış. Hemen herkesi görebilirsiniz. Çünkü bir avuç çarşısı vardır. İşte bir iki kahvesi vardır. Üç beş dükkanı vardır. Değil mi? Oralarda olurlar. Sen de oraya gittin mi? İşte herkesin olduğu yere gittin. Herkesin bulunduğu yerde herkesi görüyorsun. Dolayısıyla çıkan bir takım haberler de yani senin nasıl olduğunla ilgili, filanın nasıl olduğuyla ilgili böyle müşterek fayda gibi yayılıverir. Yani eğer birisinin adı yalancıya çıktıysa, onun yalancılığından dolayı çıktıysa bu artık tevatür haline gelir. Yani mesel haline. Hatta insanlar yalan söyleyenleri örneklendirmek isterken işte bilmem kimin yalancı Ömer'i gibi yahut işte Hasan'ı gibi yani onun adıyla yalancılık meşhur olmaya başlar. Eğer çok 40 yalan kazım mesela. Yani aynı anda 40 yalanı birden söyler. Tam bu kadar bu konuda ileri gitmiş. Tanınır. Bizzat tanımayan da duyar onu. Günün birinde karşılaştığında hakikaten görür ki adam gözleri böyle fecr okuyor. Yani ne yalan söyleyecek, nasıl üç kağıt açacak karşısındakine öyle bir tiptir. Zaten o denli karakterinde bozukluk olmasa namı ona çıkmaz. Çünkü her insan yanılır. Bir yalana benzer bir şey söylediği olur filan ama hemen bir kere söyledi diye de adı yalancıya çıkmaz. Yani illa ki onda kıdemlenmesi lazım. Yani tekrar o işi yapıyor olması lazım adının çıkması için. Çünkü hani adı çıkacağına canı çıksın derler ya,
Ad öyle bir demeyle iki demeyle çıkmıyor. Bir de sağlamasını da yapıyor insanlar. Yani ben diyelim ki sizin hakkınızda bir şey duydum. İşte Ali Bey şöyle diye. Hadi hafızamın kenarında tutarım. Günün birinde karşılaştığımda da hemen o ekranıma gelir. Yani acaba duyduğum gibi misin değil misin? Yani bir de o gözle seni süzerim, muhakeme ederim, bakarım. Değil Allah Allah ya, o zaman bunu kim söylemişti bana? İşte Hasan. O Hasan'la bunun arasında bir şey olmalı. Yani onun bunu istememesi diye bir konu olmalı ya, benim bilmediğim. Çünkü adam hiç öyle bir adama benzemiyor. Bahsettiğimiz fikirle ilgili köklü ve temel niteliğindeki bilgilere ek olarak bilinmeyen bilgi veya bilinmeyen şey anlamında gayb kelimesine değinmekte, onun da tanımını yapmakta yarar ve zaruret görüyoruz. Gayb, Arapça bir kelime, Türkçe tam karşılığı bilinmeyen demek. Bilinmeyen, bildiğiniz gibi bilinebileceği halde bilinmeyen türüne ayrıldığı gibi, bilinmek istense de bilinmesi mümkün olmadığı için bilinemeyen şeklinde tanımlanabilecek iki ana şekilde mütalaa edilir. Yani bilinebilir bilgilerden olduğu halde bilinmeyen ne gayb dendiği gibi, ne yapılsa öğrenilemeyeceği, bilinemeyeceği için bilinemeyen olarak kalan, kaldığından dolayı gayb adını alan bilgilerde vardır. Örneğin Kur'an'da Allah'ın isimlendirdiği gibi Musa ile Firavun arasında geçen konuşmalardan bazı kesitler aktarıyor Allah ve elçisi Muhammed'e diyor ki aleyhissalatü vesselam'a, bunlar gayb haberlerindendir. Yani bilinmeyen bilgilerdendir. Bilinebileceği halde. Onlar bunları konuşurken sen onların yanlarında da değildin. Yani Musa ile Firavun'un yanlarında değildin. Yani işitmedin bunları sen. Ama biz onlara sana haber veriyoruz. Şimdi bu gibi iki kişinin konuşmasını bilebilmek mümkün. Ne zaman? Hiç değilse onlar bunları konuşurken Musa ile Firavun'un yanında bulunanlar için mümkün. Ve bilinebilir şeyler. Bilinebildiği halde bilinmeyen iken Allah bildirdiğinden dolayı gayb olmaktan, yani bilinmeyen olmaktan çıkıp bilinen şekline dönüşüyor. Bu ve benzeri birçok bilgi var. Mesela bir diğer yandan da örneğin insanlar için, canlılar için tayin edilen ömrün, ecelin ne zaman dolacağıyla ilgili bilgi var. Bilgiler var. Fakat bu bilgiler İnsanlara bildirilmediği için kimse bunları bilmiyor. Ayrıca bilmek istese de öğrenmiyor. Çünkü Allah tarafından bu tür bilgiler insanların bilmesi istenilmeyen bilgiler olarak dilenmiş, takdir edilmiş. Bu itibarla kimse onları öğrenemiyor. Yani hangi gün, nerede insan son nefesini verecek? Kesinlikle levh-i mahfuz diye Allah'ın Kur'an'da tanımladığı Türkçe karşılığı saklı levha, saklı yazılı şey. Yani levha, yazılı şey anlamında. O saklanmış yani. İnsanlar tarafından bilinmesi istenilmemiş. Onun için saklı, mahfuz, hıfzedilmiş, saklanmış demek. Orada var bu bilgi ve bu bilgiler insanlara verilmemiş. Verilmediği için de insan bilmiyor. Bu ikisi için de, yani bilinebileceği halde bilinmeyenler, bilinmek için ne yapılırsa yapılsın yine bilinemeyecek olanlar için de genel olarak gayb kelimesi kullanılır. Mesela vaktiyle Sümerlerin Mezopotamya denilen bölgede yaşadıklarıyla ilgili, onlar yaşarken bilgiler var. Hiç değilse komşularında var. Kendilerinde vardı, komşularında vardı. İlişkide bulunduklarında vardı.
Ama zamanla onlar dünyadan yok olup gitmişler. Kurdukları şehirlerin bakiyeleri yani kalıntıları filan da toprak altında, teressübat altında kalmış ve unutulmuş. Yani tarihin bir uzun döneminde Sümerlerin, Ur, Ninova gibi şehirlerinin olduğu Mezopotamya bölgesinde böyle bir medeniyet sahibi milletin topluluğun yaşadığı hiç bilinmez hale gelmiş. Ne zamana kadar? Aşağı yukarı 1800 küsurlu yıllarda yani arkeoloji denilen şeyin kazı yöntemiyle daha evvel yeryüzünde yaşayanlar olup olmadığını anlama yönteminin pek gelişmediği dönemlerde bilinmiyorken bu yöntem bazı ufak şeyler bulunuyor. Onun üzerine gidiliyor, kazılar yapılıyor, belki metrelerce inmek de gerekiyor. Nitekim 4,5-5 metre toprağın altında kalmış bize gelen bilgilere göre. Yani teressübat, işte ırmak akıntılarının getirdiği alüvyonlar, rüzgarlar, şunlar, bunlar örtmüş o eski şehirlerin kalıntılarını. Hammurabi döneminden veya başka dönemlerden kalan şeyleri örtmüş, hiçbir iz eser yok. Neresinde toprağın biraz incelme oldu da oraya yakın bölge var idiyse oralar bir çiftçinin çift sürerken sabanın ucuna bir şeyler takılmış. Toprağa daldırıp sürüyor ya. Sonuçta bu nedir midir derken herhalde buralarda bir şey olabileceği, bir şeyler olabileceği düşünmüş. Kazılar yapılmış filan. O bölge sonradan tamamen ayıklanmış, kazılmış. 4,5 metre inilmiş yani yerin altına. Ve kocaman büyük büyük şehirler bulunmuş. Şehir kalıntıları bulunmuş. Temeller bulunmuş. Yıkık duvarlar bulunmuş. Tabletler bulunmuş. Ve ilahi yani konumuz o değil. Bilinebileceği halde çeşitli sebeplerle işte toprak doldurmuş etmiş bilmem ne bilmiyoruz. Mesela biz günlük hayatımızda da örneğin bir yüzüğümüzü düşürüyoruz ya bir başka şey düşürüyoruz filan. Eğer açıkta kalırsa görülmesi rahat olur. Ama bizim için gayb olur. Ya kaybettim diyoruz Türkçe. Yani bilmiyorum nerede demek. Yani bende yok. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Eğer üzerine biraz toprak toprak filan düşmüşse mesela ya toz toprak birikmişse ara ki bulasın. Yani ya kazacaksın, bakacaksın tek tek, öyle olacaksın. Evet, bunlar için de gayb diyoruz. Gaybı neden anlatma gereği duyduk ayrıca? İlmin sahibi, bilginin sahibi Allah, o bilgiden bilinmesini istediği kadarını kullarına bildirmiş, elçileri vasıtasıyla esaslarını. Bir de bilinmeyen bir takım şeyler var. Örneğin Allah yarattığı eşyaya bir tabiat, bir özellikler vermiş. Muhtelif özellikler vermiş. O özelliklerin neler olduğunun araştırılıp öğrenilmesini ise insanların o eşyayı incelemesine, araştırmasına, gözlem altına almasına bağlamış. Ancak eşya ile ilgili o tür özellikler, bilgiler, özellikler de bilgidir. Eşya araştırıldığı, gözlem altına alındığı, incelendiği takdirde öğrenilebilir. Deneme, yanılma sonucu öğrenilebilir. Yani gayb olmaktan çıkabilir. Yani bilinmeyen olmaktan anlamında. Biliyorsunuz özellikle tasavvuf erbabının İslam'da yaymaya çalıştığı işte şeyhlerin, efendilerin, kendilerinin veli saydığı kişilerin bir takım bilinmeyenleri bildikleri ya da Allah'ın onlara özel olarak bu o konularda bilgiler verdikleri, onları bilgilendirdikleriyle ilgili inançlarının İslam açısından hiçbir temeli kesinlikle yok. Çünkü Allah'ın elçilerine bildirmesi herkese de bildireceği anlamına kesinlikle gelmediği gibi Allah'ın
her şeyi yapabilir olması, yani küllü şeyin kadir, Kur'an'ın deyimiyle olabilmesi de işte Hasan Efendi'ye de, Hüseyin Efendi'ye de, Mehmet Efendi'ye, Ahmet Efendi'ye de gaybtan haber verebileceği anlamına kesinlikle gelmemektedir. Yani Allah gerçekten küllü şeyin kadirdir ama onun böyle her şeye kudretinin yetiyor oluşu asla şu adama veya bu adama olmadık şeyler bildirmesi anlamına gelmez. Zaten bize gönderdiği, kullarına gönderdiği son kitabında o kitabın dolaylı olarak Hatemül Kitap, yani kitapların sonuncusu olduğunu bildirdiğini biliyoruz. Çünkü Resulullah Muhammed Aleyhisselam Hatemün Nebi olarak isimlendiriliyor. Nebi ile Resul birbirinden fazla farklı değil. Arapça Nebi haberci demek. Enbe haberler diye Arapça bültenlerde verilen enbe aynı kökten, nebe kökünden. Haberci kendisinde haber bulunanlar. Askeri araçların da ciplerin falan önünde haberci diye bir kırmızı levha vardır. Görmüşsünüzdür askerlik yapanlar filan. Yani haber götürmekle görevli kurye anlamındadır. İşte karargâhtan bilmem nereye haber götürecek. Peygamberler yani kendisine bizzat doğrudan doğruya haber verilen, yani vahyedilen demek. Çünkü vahiy içerik itibariyle haberdir. Haber verilen kişilere haberci denildiği gibi bu haberi insanlara iletme göreviyle de görevli olmaları kaçınılmaz olduğundan aynı zamanda Resul'dürler, yani elçidirler. Haberci olmadığı halde, yani kendisinde haber olmadığı halde Resullük, yani elçilik görevi yapabilmek maddeten mümkün değildir. Bu konunun üzerinde biraz duruşumun özel bir nedeni var. Biliyorsunuz bir Reşat Halife diye uyduruk bir herif çıktı, Amerika'da öldürdüler sonra ya. Kur'an'da iki ayet fazlaymış, işte Hazreti Bilgisayar 19 mucizesini bulmuşmuş, bilmem neymiş filan. Ona kafayı takan Türkiye'de de biraz tahtası noksanlar oldu. Ondan sonra onları kastederek söylüyorum. Kesinlikle son peygamber, yani son haberci ve son Resul Muhammed Aleyhisselam. Bizler de Resulüz, yani elçilik yapıyoruz. Neyin? Muhammed'e gelen haberlerin haberciliğini, o haberlerin elçiliğini, o haberlerin ulaştırıcılığını yapıyoruz. Bu anlamda kim özel bir kimseye ihtiyaç yok, kim buna talipse, kim Allah'ın kitabından herhangi bir haberi, o haberden haberi olmayan bir başkasına iletiyorsa, o haberin o şahıs nezdinde haberciliğini yapıyor demektir. Dolayısıyla başka anlamlar çıkarmanın hiçbir manası olmamak gerekir. Yok vahiy geliyormuş bile. Yok. Kimseye vahiy falan gelmiyor. Kendisine en son vahiy gelen kişi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Biz bu suretle fikir konusunu bitirmiş olduk. Şimdi diğer konuya geçmeden önce sizin fikirle ilgili ve bu bağlamda anlattığımız şeylerle ilgili sorularınız var ise onları alalım teker teker. Bir kişinin birden fazla sorusu varsa bile tane tane sorsun. Ben gücümün yettiği kadar kısa söyleyeyim. Ondan sonra devam etsin ikinci sorusuna. Bitirip sonra diğer konuya geçelim. Evet, buyur. İlk bilgi ne zaman verildi? Güzel, ben değineceğimden bahsetmeme rağmen unuttum ve atladım doğrusu bu konuyu. İyi oldu hatırlatmanız. Efendim, Allah-u Teala Kur'an'da dikkat edilirse şöyle şeyden Lokman suresinde şundan bahsediyor. Allah meleklere diyor ki ben yeryüzünde insan yaratacağım. Meleklerin Allah'a cevabı yeryüzünün tekrar kana bulanmasına, yeryüzünde tekrar fesat çıkmasına, kan akmasına mı sebep olacaksınız? Yani bunu mu istiyorsunuz?
Bu meleklerin böyle cevap vermesi Allah biliyor ama sanki daha evvel de, yani bugün dünya üzerinde yaratılan insanlar, biz derken yalnız kendimizi kastetmiyoruz, bizim de soyundan geldiklerimiz dahil, bunlardan evvel de sanki aynı türden bir iş olmuş gibi düşündürtüyor meleklerin Allah'ın beyanı açıklaması karşısında verdiği şey, cevaplar. Allah diyor ki, siz bilmezsiniz, ben bilirim. Siz eğer, yani bu böyle söylemekle melekleri Allah sanki biz de bilgiliyiz diyormuş gibi kabul ediyor sanki. Ve onlara siz haydi eşyanın isimlerini söyleyin diyor. Yani yarattığımız şeylerin isimlerini söyleyin. Melekler farkına varıyor galiba düştükleri yanlışın ki diyorlar Allah'a, biz senin bize öğrettiklerini biliriz, başka bir şey bilmeyiz ve ancak seni tesbih ederiz. Yani seni yüceltiriz, sen gerçekten yücesin. O kadar. Yani biz ukalalık ettiysek bizi hoş gör, affet. Yani öyle dedik diye bize kızma, gazaplanma. Yani biz senin bize öğrettiklerini biliyoruz, başka bir şey bilmiyoruz. O zaman Allah meleklere diyor ki, Adem'e sorun. Yani size sorduğum sorunun cevabını Adem'e bellettik. Biz Adem'e kelimeleri, isimleri, eşyanın isimlerini öğrettik. Ona sorun. Ve soruyorlar, Adem onlara bazı eşya isimleri söylüyor. Yani örnekleme bile. Sonuçta melekler yine Allah'ı tesbih ederek bu diyaloğu bitiriyorlar. Yani böyle bir sahne geçiyor. Öyle görülüyor ki hakikaten bilgi arttı, üredi, türedi filan ama ilk bilgi Allah'ın kullarından, yeryüzünde canlı olarak ilk yarattığı, işte Adem'e öğrettiği bilgi. Ondan türedi diğer bütün bilgiler. Onunla çoğaldı, ona dayalı olarak arttı demek kaçınılmaz oluyor. Başka türlü bir bilgi insanda. Nerede bilgi? Yani içgüdüler bilgi değildir. İnsan doğduğu zaman görüyoruz gözümüzün önünde, içgüdüsel olarak yalnız emeceği bir meme arıyor. Kız veya oğlan olsun. Başka ne? Hiçbir şey bildiği yok. Ne? Hatta daha epeyce de büyüyor. Yani yanan, kızarmış bir sobaya doğru böyle büyük istekle koşturuyor bir çocuk mesela. Ta ki yarana kadar yani. Ya gitme cıs mıs filan, ne cısı? Günün birinde bir cısı olmuşsa, yani cısın ne anlama geldiğini bir öğrenmişse ondan sonra cısı biliyor. Yoksa kızarmış, öyle nar gibi kızarmış sobaya kucaklayacak kadar istekle gidiyor. Halbuki gidilir mi ya, azıcık akıl yok mu sende? Yok. Yani akıl biraz da eşyayı tanıyarak teşekkür ediyor, ağzı yüzü belirginleşiyor. Tanımadığınız ne yarar bu? Ne iş yapar? Beni görüyorsunuz, ediyorsunuz. Öyle öyle eşya hakkında bilginiz çoğaldıkça sanki aklınız da çoğalmış oluyor. Değil mi? Yeni doğmuş bir çocukta hakikaten hiçbir şeyin bilgisi yok. Hayvanlarda bulunan içgüdüler var. Öyle bir kuzu da doğduğunda belki göreniniz olmuştur. Yani biz küçükken öyle hayvanlarımız vardı filan. Bu taraftan memuriyet babamda, dedem de rençber. Yani öyle kuzularımız, danamız, ineklerimiz, bağımız, bostanımız filan öyle büyüdük. Mesela anasından doğar bir dana, bakarsın ilk işi daha ayakta zor durur. Ayağa kalkamaz, anası yalar malar. Ondan sonra hemen o memenin yerini kim gösterdi sana, gider oraya. Hemen dürtmeye başlar, yani emmeye başlar. Çocuklar da öyle, insan da öyle, dikkat edin. İşte içgüdüleriyle yaşayan varlıklar, karnı da doydu mu bilinçsiz olarak şu hale gelmiş insanda da öyle. Bize sormadan yediklerimizi sindiriyor sindirim sistemimiz. Yani yarayacakları alıyor, kanımıza karıştırıyor. Geri tarafı da dışkı olarak atılmak üzere çöp kanalına, yani kalın bağırsağı veriyor ve çıkıyor insanı. Terk ediyor onlar. Zaten bunlar olmasa mesela insan ölür. Onun dışında bir bilgi sahibi değil. Hep
sonradan öğreniyor. Hakikaten alim doğan insan yok. Doğuştan peygamber olan insan da yok. Yani insanları, insan üstü yatma temayüllerinin sonucudur. İnsanları doğuşundan itibaren peygamber filan zannetmek ya da keramet zannetmek o böyle şeyi, vehmi. İnsanları insan üstüleştirme temayülünün ürünüdür. Yoksa İslam'da böyle bir şey yok. Mesela bu cümleden olarak söylemekte yarar gördüğüm bazı anekdotlar var. Örneğin Muhammed Arap çocuklarından bir çocuk, işte Arapların adeti veçiyle temiz hava alsın efendim ve dil daha temiz konuşuluyormuş çöldeki, çöllü Araplar tarafından, Bedeviler yani Bedevi çöllü demek. Ondan sonra çocuklarını emzirmek üzere filan da yani çocuklarını tutarlar, efendim çöle gönderirlermiş. Tabii bunu herkes yapamıyor fakir fukara, iyi kötü herhalde hali vakti yerinde olan ailelerin yapabildiği bir şey. Malumunuz herkesin sokaktaki çocuğun bile bilgileri dahilinde efendim Muhammed ve süt kardeşi Şeyma ile birlikte işte çölde gezerken yok üstünde bulut gezermiş şemsiye. Yok bilmem günün birinde öyle doktor kılıklı efendim beyaz giysili adamlar onu tutmuşlar Şeyma'nın yanından alıp biraz uzağa götürmüşler, yatırmışlar orada. Çölde açık kalp ameliyatı yapmışlar. Kur'an'da diyor ki elem meşrah leke sadrak, yani senin göğsünü açmadık mı? Şimdi göğsünü açmak deyimi ya da göğsün daralması ve göğsün açılması deyimi Türkçe'de de var. Mesela bir insan diyelim yarın borcu var, ödeyecek, bonosu var, çeki var ama bugün parası yok. Ya bu ne yapacağım? Nereden alacağım? Acaba borcum verir mi? Acaba senden alabilir miyim? Böyle yani ne oluyor? Yani yapamaması ihtimalinin ağır basması o insanı dünyayı daraltıyor, küçültüyor, izafi bir şey. Ama hakikaten dünyanın enimeni küçüldüğü falan yok. İşte neyse o. Ama o insana nispetle adeta küçülüyor, daralıyor ve bu göğsü daralmak şeklinde deyimlendiriliyor. Yani daralıyor, sıkılıyor. Ne, niye? İşte yarınki borcumu nasıl ödeyeceğim? Dünya başıma dar geliyor diyoruz. Dar geliyor. Ne? Senin başın nihayet şu kadar bir şey. Kocaman dünya nasıl dar gelir lan senin başın. Ama deyim olarak yani çektiğiniz sıkıntının ifadesi olarak kullanılıyor. Sonra bir şey oluyor. Mesela çıkıyor halinize geliyor. Evet Cengiz al abi yani ne var? Ne sıkıntı ne? Düşünülecek şeye bak abi ya. Düşündüğün şey ne var? Var bende vereyim. Oh ya Allah razı olsun. Ya, göğsüm açın. Of dünya varmış. Yani, deminki halde de dünya yok oluyor. Halbuki ne yok oluyor ne var oluyor. Yani var ve devam edip gidiyor ama kişinin halet-i ruhiyesini, çektiği sıkıntıyı, duygularını ifade için kullandığı şey. Şimdi o toplumda Muhammed akıllı başlı düşünen bir insan. Bakıyor toplumun haline. Mesela Mekke bir avuç yer. Bir yabancı tüccar geliyor oraya. Yanında kızı var, bilmem nesi var. Yani ailesiyle de şey yapıyor. Bazen yanlarını alıp gezdiriyorlar. Adam işte mallarını sergiliyor, alanı alıyor, işte alıyor, götürüyor. Kimsin? İşte ben işte falan bin filan. Gel eve parasını vereyim. Orada 10 gün, 20 gün kalıyor mesela. Tezgahını toplayana kadar. Gidiyor alacağını istemiyor. Yani işte benden şunları aldım. Şu kadar bilezik, bu kadar bilmem ne filan. Ve vermiyor. Hadi git. Kovalıyor. Bastırıyor. Yalan. Hatta birisinin bir tüccarın mesela kızını almışlar yanında. Adam ağlıyor, sızlıyor. Onun bunun eline etmeye düşmüş ya. Böyle şey olur mu? Niye böyle yapıyorsunuz? Etmeyin, gitmeyin filan. Almış götürmüşler yani. Bir sürü pislik yapıyorlar. Bu gibi şeyler. Sonra zina çadırları. Minicik bir şehirde yani. Şehir ne? 7-8 bin nüfuslu bir yerde. Aklına esen kadın bir çadır. Üstüne bir bayrak dikiyor. Giriyor içine oturuyor. Bitti. Yani her isteyen onu da zina edebilir anlamına geliyor. İçki alemde, bilmem neler, yani soygunlar, kafasını esiyor filan kabile, işte şunu zayıf görüyor, gidip işte davarlarını toplayalım, hadi sabaha karşı bir hücum, yalan. Vuruyorlar, kırıyorlar, öldürüyorlar. Ya ne yaptılar size bunlar?
karısını, kızını, malını, maşatını, devesini, ineğini, nesi varsa davranı toplayıp geliyor. Şimdi böylesi bir toplumda aklı eren, düşünen, dürüst, iyi bir insan ne olacak bu insanların hali diye düşünür. Bugün de düşünmüyor musunuz? Yani mesela bakıyorsunuz, ne olacak bu insanlar, nereye gidecek? İşte yiyoruz, içiyoruz, tamam. Peki bir bunun için mi yaratıldık? Yani daha ötesi yok mu? Olmamalı mı? Yalnız evimiz olsun, işte yaz tatili yapalım, yazlığımız olsun, televizyonumuz olsun, kameramız olsun, yani başka arabamız olsun. Hepsi bu mu yani? Şunun bunun olsun, şundan bundan istifade, şunu yiyeyim, bunu için mi? Başka bir şey için gönderemedim aslında. Yani hepsi bundan mı var? Diye düşünüyoruz. O gün de düşünüyor, insan aynı insan. Muhammed de öyle düşünüyor, alıyor başını daha sakin düşünebilmek için. Nasıl burası mesela o kalabalık şehirlerin zırıltısına, patırtısına nispetle çok sakin bir yer. Yani daha rahat düşünülebilen bir ortam var burada, değil mi? Sakin insan kendini dinleyebiliyor. Şuranın havası, hiç bak ne araba sesi var, ne bir şey var. Bir otoyol falan olsa yani otoban falan zırıltısından durulmaz. Haşır, haşır, haşır. O da tabii engelliyor düşünceyi. O da alıyor başını Mekke'nin dışında işte Hıra mağarası diye bildiğimiz bir yerden aşağı yukarı 100 metre, 90 metre kadar yükseklikte ondan sonra bir mağara. Oradan düşünüyor, 2-3 günlük az kalıyor yani filan. Düşün, düşün, düşün. Tamam bunlar kötü, şöyle olmasın, böyle olmasın da yani nasıl olsun bir çare bulamıyor. Sonuçta daralıyor yani sıkılıyor insan düşünür düşünür yani ne yapacak bir işin altından nasıl kalkacağıyla ilgili bir ışık göremezse bir yol bulamazsa sıkılır o insan göğsü daralır yani deyim kullanmak gerekirse. Allah ona günün birinde bir melek gönderiyor. Hiç tanımadığı bir varlık karşısına geliyor. Başına gelmemiş bir olay. Ona diyor ki mesela yine halk tarafından çok yanlış bilinen, alim zannedilenlerce de çok yanlış düşünülen ve öyle bilinen bir olayı bu vesileyle anlatmış olalım. İkra diyor, oku. İşte üç defa oku diyor filan. Halka anlatıldığı şekliyle düşünürseniz adeta Cibril ona yazılı bir metin getirmiş. Bir o var getiren, bir de Muhammed var. Hadi oku. Hollanda'ca bir şey yok. Okuma bilmem. Yani hiç bilmem. Okuma bilmem demiş Muhammed. Oku demiş. Okuma bilmem. Oku demiş. Gene bilmem demiş. Ondan sonra tutmuş göğsünü bir sıkmış, çatık ettirmiş. Sonra bizimki okumaz yazmayı sökmüş. Öyle bir anlatım yok mudur yani çolukta, çocukta, yaygın? Hiç alakası yok efendim. Yani Cibril yazılı metin getirmiş değil. Hıfzın da getirdiği. Zaten Muhammed'e de hıfzettiriyor. Muhammed sonradan yazdırıyor onu. Değil mi? Yani vahiy katipleri her vahiyin geldiğinde onun yanında değil. Cibril ona öğretirken de değil. Yani Cibril Muhammed'e iyice öğretiyor. Muhammed öğrendiğini vahiy katiplerini buluyor. İşte seni, onu, bunu. Şunları yazın. Ne bulabilirse yazılacak şey üstüne onlara yazdırıyor. Nedir şey? Oku deyimi Arapça da öyle yani. Türkçe de biraz argoya kaçmış. Mesela siyasi polis sorguya çekerken seni alıp götürüyor. Ne diyor? Oku lan diyor. Şimdi yani eline bir kağıt verip de onu mu oku diyorsun? Yok yani bildiklerini söyle de hani üstüne varmayalım yani sana eziyet etmeyelim anlamında. Rahat, rahat rahat söyle yani anlat. Biliyorum. Anlat anlamında. Söyle. Mesela kimi yerde yine bir başka argo deyimle öt lan öt. Yani bunun ben kuş muyum öteyim? Yani bir kuş ne rahatlıkla ötüyor. Sen de bildiklerini aynı rahatlıkla anlat da cereyana meryana vermeyelim. Değil mi? Anlamı bu. Yani Cibril'in orada oku demesi Muhammed'e söyle. Yani düşünüp duruyorsun. Rabbin de seni görüyor. Her şeyi gördüğün. Düşünüp duruyorsun yani. Defalarca buraya alıp başını geliyorsun. Yani düşünüp duruyorsun. Söyle ha, bu düşüncelerin sonucu ne? O da diyor ne olsun vallahi söyleyecek bir şeyim yok. Yani okuma bilmiyorum değil. Söyleyecek bir şeyim yok. Yani bir sonuca varmış değil. Varabilmiş değil. Söyle.
Söyleyecek bir şeyim yok. Söyle, söyleyecek bir şeyim yok. Bundan sonracı bir diyor ki söyle. Ne söyle? Benim sana söylediğim söyle. Yani Rabbin adıyla söyle. Seni bir kan pıhtısından yaratanın adıyla söyle. Yani ne söyleyeceğini belletmek üzere. Sen kendi bulamadın. Allah da biliyor bunu. Onları sana belletmek üzere beni gönderdi. Ne onlar? Bunlar. Söyle. Ne söyle? Rabbin adıyla söyle. İkra bismi rabbikellezi de. Kim o Rabbin? Allah. Ne vasıflar? İşte seni bir kan pıhtısından yaratan Rabbin. Ve ilahir, yani ayeti sonuna kadar devam ediyor. Artık Muhammed ne söyleyeceğini öğrenmiş. Ne söyleyeceği kendisine öğretilmiş bir Muhammed anlamı. Anlatabiliyor muyum? Yoksa yazılı metin okumak falan değil. Okuma yazma bilmiyormuş da. Yani hep insan üstülüğe çekmek. Yani onu insan üstüleştirme temayüllerinin sonucudur. Yani 5 yaşındayken kalbi yarılmış da bilmem kirlisi varmış da alınmış konmuş. Ondan sonra kalbin işi ne? Allah kalbini diye yaratmış. Vücudun kirlettiği kan orada toplansın, orası onu temizlesin, tekrar temiz olarak bassın. Hep bu devri daim olarak devam etsin diye. Ondan sonra kirlenmemiş mi kalbi? Kirlenmez mi? Ömrünün sonuna kadar ve kalbin işi de zaten kirlenen kanı temizleyip temiz olarak vücuda yeniden basma. Tamamen masallaştırma sonucu şeyler. Yani senin kalbini açmadık mı? Daralıp duruyordu. Yani ne yapacağını düşünüyor, taşınıyor ama bulamıyor. Sana öğretmedik. Elem meşrah leke sabr. Ondan sonra işte böyle seni yetim bulup büyütmedik mi, aç bulup doyurmadık mı, değil mi? Yani hakikaten öyle. Eğer yetimler, annesi babası olmayanlar büyümese sen büyümezdin. Kaldı ki hem sen hem başka annesiz babasızlar da. Yani bütün bunları yapan biziz. Demek istiyor Allah. Kudretini, kuvvetini kuluna idrak ettirmek, hissettirmek. Böyle ilmel yakîn artı aynen yakîn hale getirmek istiyor. Evet, teşekkür ederim. Estağfurullah. Buyurun. Biz fikrin kaynaklarını konuşurken ve anlatırken yani iki türlü fikrin kaynağı olduğunu bir tanesi vahiy, bir tanesi de insanın kendi. Haklı. Ve biz insan olarak yani bu iki fikir arasındaki farkları nasıl ayırt edeceğiz? Yani hangi metotları kullanacağız? Metodumuz iki fikir kaynağını ayırt etmeden takip edeceğimiz yol ve usul ne olmak? Çok güzel bir soru. Dış görünüşü itibariyle demin de söylemeye çalıştığım gibi fikrin tek kaynağı var. Dış görünüşü itibariyle yani kelimeleri dikkatle kullanıyorum. Siz de dikkat edin. Akıl. Ama Muhammed günün birinde kendisine gönderilen vahyi insanlara iletirken insanlara göre Muhammed'in ağzından çıkan sözler, zaten Kur'an da buna şahit ediyor. Diyorlar ki sen Allah'ın kendisine bir şeyler söylediğini söylemeye çalışan birisin. Yani böyle söylüyoruz. Nasıl Allah sana bir şeyler söylüyor ki? Yani sen nasıl Allah'ın elçisisin ki? Nasıl bir elçisin ki? Hiç bizden farkın yok. Altından inciden köklerin yok. Meleklerden muhafızlar dolaşmıyor şu anda. Ondan sonra çarşılarda, pazarlarda geziyorsun. Alışveriş ediyorsun. Bizim gibi yiyor, içiyorsun. Yani karnın acıkıyor. Yemek yiyoruz, su içiyoruz. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de bizim konuştuğumuz dil ile konuşuyorsun. Arapça, Kureyş'in konuştuğu dil. Evet. Onların bir kısmı için, o sözlerin bir kısmı için bunları bana Allah söylüyor diyorsun. Yani hadi oradan sen de bizi bu kadar mı avanak buldun, ahmak buldun, yani kandıracağını mı sanıyorsun demek istiyorlar. Yani bu neyi gösteriyor? Muhammed'in ağzından çıkan sözlerin vahiy olanları için dahi yok yani kabul etmiyor. Varsa yani sözleri seni söylüyor. Allah bu itirazlarına cevap olarak diyor ki birçok ayet var da birkaçını tekrar edelim. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى O hevasından yani kendinden konuşmuyor. Hani sizinle konuşurken kendisine vahyettiğimiz
şeyler ışığında anlatıyor, yerini getiriyor filan sureden şu ayeti, falan sureden bu ayetleri size aynen tekrar ediyor. Ondan sonra da işte bunları Rabbim bana vahyetti diyor ya, böyle dedikleri kendi sözleri değil. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَانِ Onlar kendi sözleri değil. Neye? اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّهُ İlla ki biz o sözleri ona vahyetmiş olalım. Yani o ancak kendisine vahyettiğimiz sözler için bunları bana Rabbim indirdi, bildirdi diyebilir ve dedikleri de o sözlerdir. Yani bizim ona bildirdiğimiz sözlerdir. Bir başka ayette ne diyor? O kendiliğinden bir söz uydurup sonra bize isnat etse, yani bunu bana Allah bildiriyor dese, biz onu şah damarından yakalar, sağ elini ondan alırdık. Arapça bir deyim, bütün gücünü, kudretini yok ederdik. Mahvederdik, bitirirdik yani. İçinizden kimse de onu elimizden kurtaramazdı. Yani biz bunu yaparken kimse de onu kayıramaz. Lehine bir şey yapalım. Yani siz onu neyle suçladığınızın farkında mısınız? Yani kendi sözleri için bunları bana Allah söylüyor. Bunun mümkün olduğunu mu sanıyorsunuz? Asla mümkün. Hele öyle bir şey yapmaya bir kalksın. Bakın ne oluyor. Mahvediyoruz. Ocağına yakar koyuyoruz. Evet. Yani bu kadar aşırı tehdit. Ayrıca onlar Muhammed'i Allah'ın elçisi kabul etmiyorlar. Gerekçeleri de Muhammed'in kendileri gibi bir insan olur. İşte kendilerinin yanında meleklerden muhafızlar yok, Muhammed'in yanında da yok. Muhammed'in kendilerinin altından inciden köşkleri yok, Muhammed'in de yok. Kendileri çarşılarda, pazarlarda dolaşıyorlar, Muhammed'in de yok. Kendileri acıkıyor, Muhammed de acıkıyor. Kendilerinin uykusu geliyor, Muhammed'in de uykusu geliyor. Kendileri Kureyş lehçesiyle konuşuyor, Muhammed de Kureyş lehçesiyle. Bu kadar da bizden farksız adam Allah'ın elçisi olur mu? Bu onların vehmi. Öyle vehmediyorlar. Yani vehim, hayal, sanı, zan demek malumunuz. Yani gerçeği olmamış. Güzel de olur olur. Yani Allah-u Teala işte sizin dilinizle konuşan elçiler gönderdi. Nitekim onları ikna sadedinde böyle düşünmekten vazgeçirmek için onlara verdikleri başka cevaplar var. Diyor ki, mesela melekler filan, diyor, yeryüzünde gezip dolaşanlar melekler olsaydı, elbette ki biz o meleklere onlardan birini, yani o meleklerden birini elçi olarak gönderirdik. Başka bir ayette örneğin, biz her kavme, yani her topluma, o toplumun diliyle kendilerine hitap eden elçiler gönderdik. Yani biz bugüne kadar şu yaptığımızın, şu anda Muhammed'le yapmakta olduğumuzun tersine bir şey yapmadık. Daha evvel de duydunuz yani bir sürü işte İsa'sı, Musa'sı, Muhammed'i, Eyyub'u bilmem, yani bir sürü peygamberimizi duyuyorsunuz. Bunların hiçbirisi insanüstü değil ve hiçbirisi kavminin konuştuğu dilin dışında bir dille konuşarak o topluma tebliğ falan yapmadı. Yani hepsinde geçerli olan şey, yani biz daha evvel gönderdiğimiz elçiler de çarşılarda, pazarlarda dolaşır, yer içerler. Yani onlar da Muhammed gibiydi. Siz bunları sanki bir Muhammed böyleymiş gibi ona hep fatura ediyorsunuz. Halbuki daha evvel gönderdiğimiz elçilerin de hepsinin özellikleri Muhammed'in özellikleriydi. Ya Muhammed bir insan. Evet, onlar da insandılar. İnsanların özelliği ne? Yemesi, içmesi, çarşıda, pazarda dolaşması, değil mi? Yani ne yapar? Uyur, unutur, şunu eder, bunu yapar. Tamam, işte Muhammed de insan, o da onu yapıyor. Daha evvelkiler de böyleydi. Neden Muhammed'den farklı bir şey bekliyorsunuz diyor. Yani diyelim ki, duymuşsunuz Yahudilerden Musa'nın Allah'ın elçisi olduğunu. Peki, Musa insan değil miydi? Musa acıkmaz mıydı? Musa yemek yemez miydi? Musa uyumaz mıydı? Musa unutmaz mıydı? Yani Musa çarşıya, pazara hiç çıkmaz mıydı? Çıkar. Tamam, Muhammed de işte Musa gibi. Niye Muhammed'in bu haline itiraz ediyorsunuz ki? Hiç farkı yok. Hepsi gibi. Bir başka ayette yine diyor ki mesela onlara bir başka dille konuşan elçi gönderseydik bu defa
bu adam ne diyor bir anlayan olsa da bize anlatsa derler. Yani öyle demesinler diye de başka dille konuşan birisini değil, kendilerinin diliyle konuşan, anladıkları dilden konuşan, söyleyeceklerini o dil ile anlasınlar diye, o dil ile söyleyen bir adam gönderdik. Hani anlaşılsın diye apaçık Arapçayla gönderdik ayetinin aslında şöyle tercüme etmekte büyük yarar var. Anlamının daha iyi oturması açısından. Anlaşılsın diye anlaşılan dilden gönderdik. Arapça gönderilmesi Arapça için anlaşılırlığı sağlıyor. Türkler neyle anlayacak? Türkçe ile anlayacak. O zaman Türklere de Türkçesi gerek. İşte bilmem Çinlilere Çincesi gerek, Almanlara Almancası gerek. Yoksa anlamaz. Yeryüzünde bir kavim toptan bir başka kavmin dilinden öğrenemiyor. Öğrenememiş de tarih boyunca. Mahdut sayıda insan öğreniyor sonuçta. Yani burada 30 senedir millet yaşıyor. Herkes Almanca biliyor mu? Yok. Belki ekmeği, suyu alacak, soracak, adres soracak kadar biliyor. Yoksa herkes iyi Almanca biliyor demek mümkün değil. Öyleyse anlamak, mükellef olmak için ilk ve öncelikli şart. Anlamanız lazım. Anlamak için sizin anladığınız dilden size söylenmesi lazım. Anladığınız dilden. Yani Almanca bir tebligat geliyor, bir mektup geliyor, bir yazı geliyor. İşte işçi bulma kurumundan, bilmem şuradan, buradan, fakülteden. Öyle ya, buraya okumaya gelmiş adamı ya da çalışmaya gelmiş adamı, normal olarak adam diyor ki, ya bu dili öğreneceksin ya da buradan gideceksin yani. Ne yapacaksın başka? O zaman bilen birilerini bulup, işin düştükçe yasada gene kağıdı okutacaksın ki gereğini yapasın da, işte okula devam etmeye devam edesin. Yahut fabrikada çalışmaya devam edesin, başka yolu yok. Evet. Akılcılık, yani gavurcası rasyonalizm, aklın bizatihi kendi ürünü olan, özellikle de vahiy olmayan, vahye de hiç bulaştırmadığı, düşünceyi ilah edinmiş, o düşüncenin ürünü olan fikri de ilah edinmiş ve onu en üstün sayan, yani ilah edinen diyelim artık, üstün sayılan ve eş anlamlı, düşünce ekolünün adına rasyonalizm, Türkçesiyle akılcılık denir. Biz Müslümanlar asla akılcı değiliz. Çünkü bizimki akıllılık, akıllılık ile akılcılık arasında çok fark var. Akıllılık Kur'an'da sürekli olarak teşvik edilen, vahyi anlamak için, eşyanın tabiatını kavramak için yapılmazsa olmaz, olmazsa olmaz cinsinden tarif edilen şeye deniyor. Hala düşünmeyecek misiniz? Hala akletmeyecek misiniz? Akletmeyenler davarlar gibidir sözlerinden amaç akletmektir, akıllılık göstermektir. Yani doğruları anlamaya çalışmak ve vasıl olduğunuz doğrulara teslim olmak. İlahi doğrular, doğruların tartışılmaz olanlardır. Onlara teslim olmak da akılcılık. Yani Müslüman olmaktır, akıllılık vardır. Akılcılık ise özellikle Allah filan kabul etmeyen, en üstün değer olarak insan aklını gören, insan aklının ürünü olan düşünceyi ve insan aklını, yani kaynağı olan insan aklını ilah edinen düşünce ekolünün adıdır. Yavucası rasyonalizm, Türkçesi de akılcılık. Ama akıllılık asla bununla alakası değil. Akıllılık, Allah'ın gönderdiği vahyi düşünmek, eşyanın tabiatını kavramaya çalışmak, anlamaya çalışmak ve sürekli olarak bu muhakemeyi sürdürmek, bu süreci hayatı boyunca insanın yaşatması ve vasıl olduğu doğrulara tabi olması. Bu doğruların başında da vahiy geliyor. Vahiy, mutlak doğrunun ifadesi olan sözlere deniyor. Çünkü mutlak doğrunun sahibince gönderilen, bildirilen şeydir. Şimdi vahiy ile vahiy olmayan şey arasındaki fark. Dikkat edilirse mesela biz bunu şu açıdan ele alalım. İsterseniz benzetmeye çalışarak. Yani müşahhas
ulaştıralım. Örneğin Kur'an vahiylerin, son peygamber Hazreti Muhammed'e gelen vahiylerin oluşturduğu kitabın adı değil mi? Şimdi bu kitap için muhtelif iddialar ortaya atalım. İlk biz atıyor değiliz, yani başkaları da atmış zaten. Örneğin üç şık var. Bir, bunu Muhammed yazmış. Yani Muhammed'in kitabı. Batılılar hep böyle diyorlar ya. Muhammed'in yazdığı kitabı. Hı? Birinci ihtimal. İkinci ihtimal, herhangi bir Arap'ın yazdığı kitap. Üçüncü ihtimal de Allah'ın gönderdiği vahiydir. Başka bir ihtimal hatırınıza geliyor mu? Evet, belli Hristiyanların ona öğretmiş olduğu şeyler. Bu da yine yani o Arapça olduğuna göre onlar da bir insan, yani herhangi bir Arap'ın yazdığı ya da yazdırdığı fark etmez. Yani o da şu ikinci şıkta mütalaa edilebilir değil mi? Özellikle burada şu Tevrat ve İncil'den derlendiği, zaman zaman derlendiği o şekilleri, verçileri var yani. Öyle iddialar pek ciddiye alınması mümkün değil, çünkü Tevrat ve İncil başından sonuna kadar çelişkilerle dolu olduğu halde Kur'an'da hiçbir çelişki yaratmamak mümkün değil. Çünkü Tevrat ve İncil Allah'ın gönderdiği şekliyle bırakılmamış, tevhid esası üzere gönderilen kitaplar şirk dininin kitabı haline getirilmiş. İsa o kitaplarda, İsa ve Musa Allah'ın oğlu değil, kulu olarak bildirilmiş. Ama o kitapları nakledenler İsa'yı Allah'ın oğlu haline getirmiştir. Allah'ın oğlunun annesi haline getirmişler Meryem. Halbuki şimdi gerçeğinde Meryem Allah'ın hanımı da değil, Allah'ın oğlunun annesi de değil. Allah'ın oğlu yok ki onun annesi olsun. O bakımdan oralardan derlenmiş. Peki derleyip, bu bir kere yapılmış, bir daha yapılamıyor muymuş? Yani bir daha yapsınlar. İkinci Kur'an, üçüncü Kur'an, niye 1400 küsur senedir yapamamışlar? O kadar Tevrat, mümbit kaynakmış da İncil'de Tevrat. Niye ikinci bir Kur'an çıkaramamışlar onu? Muhammed mi derlemiş bunları? Şey, yani boş iddia, biraz nasıl demeli ya, tutarsız, böyle geçersiz, ciddiye alınması mümkün değil, üstünde durulmaya değmez. Muhammed'in yazdığı ihtimal üzerinde duralım. Yani onun fikirlerinden oluşan bir kitap. Öyle mi, değil mi? Nasıl anlaşılır? Şimdi Muhammed söyledi diye söylenen binlerce, on binlerce söz var. Bunları hadis diyoruz, biliyorsunuz. Şimdi ikisini de, hadis denilen sözü de Muhammed söylüyor, ayet denilen sözü de Muhammed söylüyor. Yani ikisi de onun ağzından çıkıyor. Bundan dolayı zaten bunlar işte Kur'an Muhammed'in sözleri diyorlar. Bir insan kendini ne kadar zorlarsa zorlasın, üslup itibariyle, biri diğerinden tamamen farklı ve hiç benzemeyen üsluptan söz söyleyen, sözden anlayan, edebiyattan, lügattan, üsluptan anlayan insanlara adını sanını söylemeden, örneğin bir Shakespeare'in kitabından bir pasaj okusanız, herhangi bir kitabından, eğer o konuda bilgisi, birikimi olan bir insansa der ki bu Shakespeare'den, bilmem işte Otello'sundan bir pasaj okudunuz veya ondan bir cümle. Mesela bazı filmlerde filan hatırlarsanız, Amerikan filmi ya da filmi her neyse, bir konu arasında ufak bazı şeyler oluyor. Birisi bir böyle çarpıcı bir cümle söylüyor veya mısra tekrar ediyor. Öbürü de bilgiçliğini göstermek için işte bu Goethe'nin filan şiirinden diyor filan. O da bildiğin manasını biliyor filan. Yani üslubundan tanınır. Üslub, kişinin şeyidir, yani aynası gibi tanıtır. Yani o üslupla insan konuşur. O üslup kişiye has, özel bir şeydir. Belki herkes hemen fark edemez ama üstünde bir an biraz çalışan fark eder. Şimdi Kur'an'la hadisleri okuyan kimseler, hadislerin benzerine rastlamaz çok. Hatta birçok hadisin
mevzu olduğu söylendiğine göre, yani Muhammed'in sözü bile değil. Ama bak Muhammed'in sözleri arasına karışmış. Doğru. Bu neyi gösteriyor? Demek ki insan sözü birbirine benzeyebiliyor ama asla bir ayetle bir hadis birbirine benzemiyor. Mesela hatta dil bilmeyenler dahi bunu fark ettiği söyleniyor. Yani mesela Kur'an'dan bir ayet söyleseniz bir Alman'a, Arapça bilmiyor. Bir de bir hadis okusanız, üslup olarak nasıl, yani şu daha güzel, yani şu daha üstün diyebiliyor. Bu bakımdan, yani Muhammed'in yapmış olması mümkün değil. Çünkü bir insan, biri diğerinden bu kadar farklı iki ayrı eser meydana getirebilmiştir. Örneğin, Otello, Shakespeare'in bir sürü eseri var. Goethe'nin, Voltaire'in bilmem ne bir sürü eseri var. Ama erbabı bilir ki hiçbir eseri bir başkasının eserine benzemez. Goethe'nin eserine benzer yahut Voltaire'in eserine benzer. Anlatabiliyor muyum? Ama Kur'an ile hadisleri aynı üslup içerisinde mütala edebilmeyi bugüne kadar gelip geçmiş hiçbir edebiyatçı mümkün görmemiş. Ayrıca Arapların o günlerde en ana özelliklerinden birisi de edebiyata düşkünlükleri. Sözü en güzel şekilde söylemeye çalışma özelliğinin arasında yaygın olduğu bir toplum oluştu. Ve çok meşhur şiirleri var. Mesela onu suçladıkları şeylerden diyorlar, vallahi Muhammed çok iyi şiir söylüyor. Başkaları katılıyor mesela. Şiir yarışmaları oluyor, şiir olimpiyatları oluyor heriflerde. Panayırlar oluyor mesela. Bugün bile hala ya o kadar incelmiş, ilerlemiş, hala şiir olimpiyat falan pek olduğu yok dünyada veya pek nadirattan. Ama o devirde hiçbir kavimde yok, Araplarda var. Yani gelişmiş bu. Şiir yarışması, irticalen geliyor şairler, panayırlarda şiirler söylüyorlar ve şiirleri yarıştırıyorlar. Birinci gelen yedi şiir, Muallakatul Seba deniyor onlara. O yedi şiir Kabe'nin Kabe'ye asılıyor. Ta gelecek seneki yarışmaya kadar. Yani Seba yedi demek, Muallakat da asılı demek. Yedi asılı şey. Yani şiiri oraya asılmak demek ki derece almış. Yani ilk yedi derecede girmiş. Söz söylemekte maharetli insanlar. Yazmıyorlar. Yani irticale. Mesela Aşık Veysel hiç yazmıyor. İşte, sazı eline aldın mı? Benim sadık yarim Vera Torpak'tır diye başlıyor. Yani ben de söyleyebilirim bunu, pek söyleyemiyoruz. Yani insanın sadık yarı Kara Toprak'tır. Ne kadar sade, güzel söylenmiş bir söz. Herkes pek söyleyemiyor. Değil mi? Ama onun şiirlerine bak. Enteresan yani. Şairler öyle işte. Yunus Emre'nin öteki. Yalnız dil açısından konuşuyoruz. Yani mümkün değil bir insanın üslubunu bir başka insan yahut varlık gibi birbirinden farklı yapabilmesi dünyada görülmüş bir şey değil. Bu bakımdan Kur'an'ın Muhammed'in eseri olması mümkün değil. Kaldı ki onun anlatılan ve elimize sağlam delillerle geçen yaşantısında çok sıkıştığı, daraldığı zamanlar da aktarılmış ve anlatılmış. Eğer onun sözleri olsaydı bir insan rezil olma pahasına kimi sözlerini söylemekte tehir etmezdi, yani gecikmezdi. Mesela Yahudilerin ona bazı sorular sormak için Medine'de adam gönderdiklerini biliyoruz. Ruh nedir? İskender-i Zülkarneyn kimdir? Yine türünden hatırlıyorsunuz. O da yanılıyor, insan hali bu, yarın gelin cevap verin diyor. Ertesi gün geliyorlar, yok vahiy gelmiyor. Ertesi gün yok, ertesi gün. Ondan sonra Yahudiler kırgırı almaya başlıyor Medine'de. Allah'ı Muhammed'i terk etmiş. Böyle dalga geçiyorlar. Herkes de bu olayın üstüne düşmüş, Müslüman, Müslüman olmayan insanla ilgileniyor, gelmiyor ve 15 gün, 21 gün filan yani rivayetlere göre ondan sonra geliyor cevapları. Sonunda da Allah diyor ki, hani inşallah de, yani Allah dilerse,
Yani yarın gel, nedir yani senin sipariş dolabın mı var? Ben bilemez zaten, cevap göndermeye ben de işte öyle. İyot gibi açıkta kalırsın, rezil olursun yani. Yani günah peygamberim diye öyle bol keseler, biz hep seni görecek, kollayacak filan değiliz. Sen dikkat edeceksin. Yani bu iş bir mükellefiyet, sorumluluk meselesi. Onun için dikkat et, yani bol keseler atma kimseye. Yani Allah bildirirse ben de size bildiririm de. Yoksa yarın gelin, ben size bildireyim, olur mu? Nereden? Ben sana bildirmezsem sen nereden bildireceksin? Demek, demeye getiriyorum. Evet, diğer şık, herhangi bir Arap'ın yazması, bir Muhammed de bir Arap'tı, yani o yazamadığına göre diğer bir Arap'ın da yazması söz konusu değil. İki, eğer herhangi bir Arap böyle bir kitap yazmış idiyse, bugüne kadar aradan geçen 1400 küsur yıl içerisinde üç aşağı beş yukarı bir başka benzerini de yazan bir Arap çıkmalıydı. Çünkü milyonlarca Arap geldi geçti. Mesela efendim işte Yahya Kemal diye birisi çıkıyor şair. Efendim Mehmet Akif diye biri daha çıkıyor. Yani üç aşağı beş yukarı birbiriyle böyle başa güreşecek şairler bunlar, değil mi? Bakıyorsun bilmem işte Aşık Veysel'i çıkıyor, yok bilmem ne zaman Yunus Emre'si de çıkmış. Yani insanların yapabileceği işleri üç aşağı beş yukarı yapabilen bugün veya daha sonra bugünlerde yapabilen başka insanlar hep çıkar gelmiş. Şiir alanında, edebiyat alanında, kitap yazma alanında, ne bileyim ata binme alanında, öte, yani her alanda, yani madem ki insan yapmış onu, bir başka insan da çıkıyor. Mesela birisi ampulü buluyor, öbürü de çıkıyor. Öyle başka bir şey buluyor ki hiç ampulü bulandan aşağı değil. Yani insan olunca üç aşağı beş yukarı birbirinin yaptığının benzerini yapanlar çıkıyor. Eğer Kur'an'ı da bir insan yazdıysa, bu Kur'an'ın da o gün bugündür bir ikincisinin, üçüncüsünün, dördüncüsünün yazılmış olması gerekmez miydi? Yapılmış olması gerekmez miydi? Mesela işte İngilizler araba yapmış, ne? Rolls Royce yapmış. Alamanlar da yapıyor, Mercedes Benz yapıyor. Amerikalılar yapıyor, Ford Motor Corporation yahut işte General Motor Corporation firmaları. Cadillac yapıyor, Chevrolet yapıyor, Caprice Motor'u yapıyor. Yapıyor, işte Hollandalılar da yapıyor. İnsan yapıyor ya, DAF yapıyor onlar da. Ha? Ruslar da yapıyor, İsrailler de hatta Türkiye'de yapıyor. Değil mi? Çekoslovaklar da yapıyor. Yani insanın yaptığı bir şeyin benzerini diğer insanlar arasında da yapanlar çıkıyor. Ama Kur'an'ın benzeri çıkmadığına göre o zaman benzeri olmayan şey insan yapısı değil demek tersinden bir muhakemeyle yanlış olur mu? Düşünemiyorum yanlış olabileceğini. Öyleyse bu Allah'ın gönderdiği bir kitap. Ayrıca gönderildiği günde ve bugünde. Yani yalnız Allah'ın bildiği bilgilerin bulunduğu bir kitap olduğunu biliyoruz. Hatta bir ara hatırlarsanız Maracel Bahreyni Yeltekiyan ayeti, bu Kaptan Jacques Cousteau diye bir adamdan bahsedilir ya, Fransız deniz araştırmaları, deniz araştırmaları enstitüsünün genel müdürü müdür nedir? Onun emrinde Kalipso diye bir özel donatılmış gemi vardır, bilmem nedir işte, dalgıç elbiseler, şunlar bunlar. İşte Akdeniz sahillerinde, Marsilya kıyılarında filan galiba, denizin altında işte gezerken şey, tüplerde örnek sular alıyor. İşte bir suyun kaynak suyu, böyle hiç tuzlu deniz suyu değil, bir suyun da aldığı hem de bir adım mesafeden yani. Tuzlu su olduğu, birinin kaynak suyu olduğu, işte gemideki laboratuvarında tespit edildi. Bu nasıl olur, nasıl karışmadan durur filan. Orada Maurice Bucay diye galiba Fransız Müslüman ona mütalaa ederken yani nasıl olur filan. Bulgularını değerlendiriyor yani işten anlayan kimselerin önüne atıyor. Yani mütalaa serdedir. İşte Maurice Bucay'ın da buna Maracel Bahreyni Yeltekiyan ayetini, Rahman suresini okudum. İşte iki denizi yan yana bulundurup bir tatlı ve tuzlu suları birbirine karıştırmadan, arasında görünmeyen bir perde bulunduğundan bahseden ayeti okuduğu zaman
bu bilgi daha yeryüzünde ilk defa bizim rastladığımız bir bilgi. Yani bizimle ortaya çıkan bir bilgi. Bunu 1400 sene evvelki imkansızlıklarla Muhammed'in bilmesi mümkün değil. Muhakkak ona Rabbi Allah bildirmiş olmalı dediği söylendi, yayıldı, çokça okundu, yazıldı biliyorsunuz. Hani onlara bakarak öğrenecek değiliz ama birçok şey daha Kur'an'da bahsedilen bilinmiyor. Yani mesela bizim nezdimizdeki 50 bin günün Allah nezdinde bir gün olduğu ile ilgili ayet var. Bu hala ne olduğunu anlamış değiliz yani. Mesela ışık hızından bahsediliyor. Değil mi? Bir saniyede 300 bin kilometre. Bir gün kaç yüz bin, kaç milyon milyar kilometre yapar? Saniye hesabıyla saniyeyi 300 bin kilometre, işte bir dakika 60 saniye, onu 300 bini 60 ile çarpacaksınız, onu 60 ile çarpacaksınız, onu 24 ile çarpacaksınız. Kaç kilometre ise bir günün uzaklığı o kadar. Acaba o ne kadar normal güne tekabül ediyor? Belki o surette bulunur. Hani benim şey alanım değil, ne astronomi uzmanıyım, ne şuyum, ne buyum ama birçok bilinmeyen şey var. Yani Kur'an'ın bildirdiği ve hala da bilinemeyen. Daha sonra elimize geçen bir takım şeyler, o zaman bilinmeyen bir takım şeylerin, mesela İrem kavminden bahsediyor. Mesela Amalika'dan bahsediyor Kur'an. Yani birçok bilgiler veriyor. Daha evvel gelmiş, geçmiş. Hatta kimisinin de asarı bile kalmamış veya İraneleri kalmış ama kimdir, kimden kalmadır, kimsenin bir fikri yok. Bu açılardan da Kur'an'ın vahiyden oluşan bir kitap olduğunu rahatlıkla düşünmek herhalde çok abes olması gerekir. Evet, biz burada bitirelim. Başka soru sanıyorum yok. Evet, biz ilk dersimizde uzunca da üzerinde durmamıza rağmen fikir konusuyla ilgili önemli bir hususu eksik bıraktığımızı hatırladık. Bugün kısaca o hususu tamamlamak için eksik bıraktığımız hususa değinmek istiyoruz. Fikir hakkında uzunca konuştuk biliyorsunuz. Fikir çeşitleri idi konuştuğumuz şey. Fikir çeşitleri not ederseniz, kaydederseniz yararlı olur. Bir yüzeysel fikir veya sathi fikir. Satı yüzey demek Arapça, Türkçesi yüzeysel fikir. İki derin fikir. Üç aydın fikir. Fikri tarif ederken hatırlayacağınız gibi eşya hakkındaki hükümdür diye tanımlamıştık çok özet olarak. Yani herhangi bir şey hakkında hüküm vermektir demiştik. Bu hükmü verebilmek, bu hükmü ortaya çıkarabilmek için de dört ana unsurun olması gerektiğini belirtmiş idik. Bir, eşyanın yani varlığın üzerine hükmün taalluk edeceği şeyin varlığı. İki, o şeyin algılanması. Üç, dimağın, muhakeme gücünün bulunması. Dört, hakkında hüküm vereceğimiz şeyle ilgili eski malumatın, eski bilginin, sabık bilginin bulunması. Sathi fikir, üzerine hükmün taalluk edeceği şeyin yüzeysel özelliklerini algılama sonucu bu özelliklerine taalluk eden veya bu özellikleri ile boyutlu, endeksli serdedilen, verilen hükme denilir. Şeyin, hakkında hüküm verecek şeyin yüzeydeki özellikleri, yani yüzündeki yüzey anlaşılıyor. Dış görünüşü veya ilk bakıştaki algılanılan hususlarından yararlanmak suretiyle şey hakkında verilen hükümler deniliyor. Bu tür hükümler, yani yüzeysel hükümler, yüzeysel fikirler,
genellikle şeyin tabiatı ile ilgili zayıf hükümlerdir. Gerçeği tam aksettirmeyen hükümlerdir. Derinliği ve aydınlığı bulunmayan, adı üstünde yüzeysel olan hükümlerdir. Yüzeysel fikirlerdir. Çünkü algıladığınız, ham madde olarak kullandığınız ana özellikler şeyin yüzeyindeki özelliklerdir. Dolayısıyla da fikir, hüküm o eşya hakkında yüzeysel kalır. Yüzeysel fikir de şeyi gerçek mahiyeti itibariyle ne olduğuyla ilgili bütün açıklığına kavuşturucu fikir olamaz. Günlük lisanımızda da dikkat ederseniz herhangi bir şey hakkındaki hüküm için eğer onu böyle buluyorsak yüzeysel bir düşünce bu veya yüzeysel bir fikir. Bu pek taalluk ettiği konudaki doğruları fazla aksettirmiyor. Derinliği yok bu fikrin dediğimiz olur günlük konuşmalarımız arasında. İkincisi, aynı şeyin yalnız yüzeyindeki özellikler değil, derinliklerinde, içinde bulundurduğu özellikleri de algılamak suretiyle o şey hakkında verilmeye çalışılan fikre denir. Buna biz adı üstünde derin fikir diyoruz. Daha çok veriyi algılamış oluyoruz. Hakkında hüküm vereceğimiz şeyle ilgili daha çok özellik, yalnız yüzeyindeki değil, derinliklerindeki, içindeki şeyleri de bilerek, algılayarak o şey hakkında hüküm veriyor oluşumuz, şeyle ilgili hükmümüzü derinleştirir, boyutlarını daha da derin hale getirir ki bu şekildeki fikir, eşya ile ilgili verilen derin fikir, hüküm, eşyanın tabiatını yüzeysel hükme nispetle daha da açıklayıcı nitelik taşır. Gerçeğini daha çok aksettirir. Derinliğine anlayıp kavradığımız, algılamalarımızı yaptığımız ve hakkında hüküm verdiğimiz bir şeyin kendisiyle uzaktan yakından bağlantısı bulunan ama kendisi olmayan başka şeylerin ışığında, başka şeylerin de yardımı ile açıklanmaya çalışılması, hakkında hüküm verilmeye çalışılması halinde ise aydın fikir dediğimiz şeyin tabiatının hemen tam ifadesi ya da tam ifadesine yakın sayılacak bir hüküm ortaya çıkmış olur. Yani şu şeyi inceliyorsunuz, örneğin dünyayı inceliyorsunuz, dünya hakkında hüküm vereceksiniz. Yüzeyinde size görünen şeyleri algılamak suretiyle vereceğiniz hüküm dünya hakkında yüzeyinde.